O zaman kendinizi iyi mi hissettiniz? Çözüm kendinizden geldi. Bir mucize şekilde. Ve eşim, ben seni bıraktığımda iyi değildi. Döndüğümde bari değilsin dedi. İçimden dedim ki ya bıraktım gittim ya burada ben. Ama şey ya, çok yani herhangi bir şey söyleseniz de mesela ben kendimi nasıl aldığımı düşünüyorum. Çok istemeler oluyor. Hayır bana çok iyi. Maşallah. Ve ya ha kuvveti illa billa alıyorum. Bunu devamlı söyleyip söyledikten sonra bakıyorum. Esenler yok. Ben de ola ki yıldızınız düşük değil mi? Benim yıldızım çok düşük. Biri iyilikle de söylese. Aynen öyle olur. Ama bakın hocamızın lafını bir tekrar edin. Onu ben şöyle yapıyorum. İnanılmaz oluyor. Onu şöyle yapıyorum. Kendi enerjimi düşük hissettiğimde çözüm. Hayır, ben muhteşem odasıyım, muhteşem odasıyım, çok daha muhteşem odasıyım. O zaman da işe yarıyor. Hatta bu şey düşüyor, daha işe tam böyle uykuya dalarken alfa moduna giriyorsunuz ya. Ben size şimdi konu bir şey anlatayım. Hoca bize bu, hocam telefonunuz düştü. Ben biliyorum. Hocam bize bunu öğret ama bu şahitimiz ne yapacağımı bilemedim orada. Hiç eleşmeyelim. Ben bunu şimdi komik bir şey söyleyeceğim. Siz ona gülmeyin lütfen. Komik ama gülmeyin. O da bir enteresan olmuş bir olay. Şimdi uyuyorum. Uyurken benim baş dönmem var. O yüzden çok yüksek yastıklar verip oturuyorum. Vertigo mu? Vertigo var. İşte o yüzden olmuş. Hocamı da iyi biliyor mu? Arada hatırladım bana. Tabii ki. Öneceğim. Çok yol kat ettim. Hocamla tanıştığımdan beri ben yastıklar verip şöyle yatak ya. Onu yok edeceğim. Ben şöyle uyuyorum yani. Düşünün. O kadar berbat bir durumdayız. Gece uyurken ben şey diyormuşum. Şimdi uyanıyorum ya. Yastık değiştireceğim. Bu tarafa doğru yatacağım. Şimdi şöyle yatıyorum. Göstermek istiyorum ya. Halim perişan. Çok komik bir durum demişim. Eşim gösterdi de. Şimdi şöyle uyuyorum ya. Uyuyorum. Şimdi kalkıyormuşum böyle. Gözler kapatıyorum. Hayatım tam sonsuz. Kürt tutamıyorum. Ay bunu da korktum. Eşim de. Sen nurlu bir şeyler söylüyorsun dedim. Ama bilinçaltınız devamlı. Geçmiş. Otomatikleştirdiğin zaman her şey hayatına tam yer ediyor. Şurası çok güzel. Orasını yaşadığın zaman gerçek oluyor. Gece uyuyorsun ya. Hani bazen uyanıyoruz su içmek için bir şey oluyor diye. Ben kendim şöyle mucize ötesiyim diye uyanıyordum. Onu otomatikleştirdiğin zaman var ya. Hayatın her şeyi sana mucize ötesinde hizmet ediyor. Aklıma gelmiyor yani artık yerleşmiş o beynime. Hani düz adamım bir gece kalkıyorum sağdan sola dönüyorum. Bunu rüya da tutamıyorum. İşte onu hocam aslında ben mesela 21 gün hikayesi vardı mı ya. Onu yapıyorum mesela. Ben çok mutluyum. Her şey yolunda hiçbir şey yok. Ben mutluyum. Her şey yolunda bir takım yolda gitmeyen şeyler var. Her zaman var. Her zaman var. Ve bazen bozun evinize kaçıyor. Kaçıyor. Şey oluyorsunuz, rahatlıyorsunuz. O hiçbir şey yok oluyor, panik yok oluyor, her şey oluyor. Sanki şey, kontrol size geçiyor değil mi anında? Bir de iyi düşünürsen. Zaten hep iyi düşünürüm. Mesela ben şeydir, oğlumla mahalleye gireriz. O arabayla hiç park yerinde olmaz. Ben var canım, park yeri var, ben bulurum derim. Şey, park sorunu var ya hocam, arabanızın olduğunda en büyük der. Dönüyorum, park yeri bulabilecek miyim sorunu? Ben hep bulurum. O bulamayacağız. Ama benimle olduğunda eyvah anne park yeri bulacağız mı ben? Var canım boş merak etme. Çok boştur. Aynen öyle. Yani sabahleyin eşim bir olay çadık. Eşim dedi ki sabahleyin ya bu şey dedi çamaşır makinesinde galiba dedi tekliyor. Hayır dedim ne alakası var? Maşallah gün almışım gibi tıkır tıkır. Bomba gibi çalışıyor. Bomba gibi çalışıyor. Nereye çıkartıyorsun böyle şey? Senin bu inanmışsın dedi. Vertigo'nun olmadığına neden inanmadınız? O yapıyorum. Beyinsiz olmuyor diyor. Yok yani çok çabuk üzülüyorum. Beyin çok yoruluyor. Şimdi şöyle şey, kulakla ilgili sizi kanıda çok yoruluyor. Demeyeyim. Kulakla ilgili bazı şeyler üşüdür. Şimdi bir, vertigo. Yani kristallerin oynaması. İki, orta kulaktaki özellikle sol taraftan bir sıkıntı var. Üç, çınlama var. Duyu kaybı. Dört, baksana. Boynumun ayarındaki
Şey var. Bir kere aldı deniyor ya ona. Şu anlarda. Odasını kapatıp döndürüyor. Yani hangisi döndürüyor bazen? Saat 11 olduysa başlayalım. Öyle mi döndürüyor? İki dakika var. Ben dalga geçiyorum. Oo, yine dönüyor diyor çoğu. Kuantum eğitim almış. Ra Şanal'dan. Kim? Arkadaşımız. Hocam o nedir? Vallahi ben bilmiyorum. Hani bize biraz bilgi versin. Ve Şanal Bey kim? Onu da söyleyin. Şanal Bey'den almış. Ra Şanal'dan almış. Soyadı nedir? Günsel'i. Ama Rıdvan Şanal'ı kullanır o şeylerde. Günsel'i kimse bilmiyor. Evet. Kuantum bir aile dizini herkes biliyor herhalde. Aile dizini. Herkes bilmiyor aslında, kimse bilmiyor. Çok ben duymuş. Bir biraz bilince kuantum da olmamalı. Ben bilmiyorum. Duymuşsunuz. Sadece kuantum olarak duydum. Yani, Şanal Bey, Raha Şanal Bey, hani kuantum Türkiye'deki kurucusu diyeyim. Evet. Onu, o bizim eğitimi geçen sene birinci basamağını aldı. Benden değil de Denizli'de bizim eğitmenimiz var. Gülbeyaz Eğitmenoğlu. Gülbeyaz Eğitmenoğlu onun kuantum öğrencisi. Ve Denizli'de ona kuantum eğitimleri için organizasyon yaptı. O sırada da Gülbeyaz Hanım bizim eğitimden bahsedince istemiş. Birinci basımı aldı ve çok da beğenmiş. Yani ne öğrendi? Ne öğrendi? Kuantumda ne öğrendiniz? Diyelim ki bir sıkıntınız var. Mesela hanımefendi dedi ki artık on var dedi. Dramatörler oluyor. Dramatörler de eğitim alan kişiler oluyor. Hani bir başkasına yaptıracaksa ben birkaç prova yaptırıyorum. Şey yapıyorum yani. Yaptırabiliyorum onlara. Ne yaptırıyorsunuz? Bir provadan sonra dramatör, drama yaptırabiliyor. Drama diyelim ona. Çıkarıyorum kişileri. Mesela senin hasta diyelim ki sol yanın ağrıyor diye düşünelim. Diziyorum mesela. Önce bir aileyi diziyorsunuz. Anne, baba, kardeş falan. Hayal olan. Hayır. Gerçekte kişileri koyuyorsunuz. Mesela sizi koydum ben. Benim annemi yapıyorum size. O kuantum mu? Aile dizilimi mi? Aile dizili de kuantum daha derin. He. Daha derin ama sonuçta bir ailenin derinine gidiyor. Mesela köke gidiyor. Nereden? Ben hiçbirini bilmiyorum. Kuantum almadım bilmiyorum. Aile dizilimi almadım. Access, Theta almadım bilmiyorum. Tamam, sen devam edin. Diziyorum oraya. Mesela nereden kaynaklanmış? Diyor ki işte şöyle daha geriye gidiyorum bu sefer. Nereden kaynaklanmış? İşte şundan kaynaklanmış diyor kişi. Bu sefer o kişiyi koyuyorum. Bir kişi daha koyuyorum oraya. Böyle ana noktasını öyle bir geriye gide gide iniyorum oraya. İndiğin zaman da asıl sebep bulunuyor. Kişi kendi anlıyor zaten. Ha diyor böyle bir şey konuşuldu ailede diyor. Mesela bir örnek vereyim. Biz dün yaptığımız. Evet. Yani bunu Ömer'deki mesela tik olayı. Sizin şurada yaptığınız hani dramatik. Bizim yaptığımız bunun milyon kat ilerisi. Biz mesela babadan olduğu, nokta halinde olmuş. Onu da boş verin. O kişi buradaydı. Evet. Kişi evet. Burada olmadan da hiç adını bile vermediğimiz kişileri bulmadık mı? Hani evet, buraya geldi, kayınpederi 3 yıl önce vefat etmiş. Biz kayınpederin hiçbir şeyini söylemedik. Evet. Dedi ki kayınpederi işte şu anda bebekliğine gittik. Bebekliğine gittik. 3 yaş, 4 yaşındayken anne babası ayrıldı. 5 yaşındayken yetimhanedeydi. 6 yaşındayken yine anne baba geldi. Biz ta gittik 65 yıl öncesinde. Ve hiçbir şeyi bilmiyoruz. Yani kimse kimsenin yerine koymadan ve kişi vefat etmiş. Bizimki. Aynı şekilde gidiyoruz biz. Aynısın, farklı mesela başka yani ne biraz var? Biraz farklılık var ama aynı şekilde. Galiba kişiler gerekiyor ama değil mi? Hani kişiler. Bizde kişi gerekmiyor. Siz de kişiyle yapıyorsunuz. Aha, bizde kişi gerekmiyor. Neden? Kanal olan bir tane kanal. Bir tane kanal. Bir tane kanal. O kişi hakkında hiçbir bilgimiz olmasına gerek yok. Hocam şimdi kanal olan kişi ikinci bir kişi olmadan düşünerek de onu yapabilir. Tabii ki. Evet. Şimdi demiş, bir şey söyleyebilir miyim? Onu konu şey.
İnternet kimse var mı? Gittiniz. İşte babaannesinin dedesi zamanında işte bir şey olmuş falan. Ne yapıyorsunuz orada? Tamam buldunuz. Temizliyorsun. Nasıl temizliyorsunuz orada? İyi yani. Kendine özel temiz. Kuantum tekniği var onun. Hani mesela burada bilinçaltı dilinde örneğimiz şimdi temizleme yöntemleri kullanılıyor. Nasıl temizlenmesi gerektiği aile, o anda geliyor zaten. O anda doğru. Şu anda geliyor yani. Onu gizli tutuyorsun şu anda. Yok. Hayır. Duruma göre değişiyor. Duruma göre değişiyor. Hayır, iki farkıdır, onunki farkıdır. Yok ama mesela hocamız en azından şey varsa işte hiçbir meyana şöyle aslında bence şöyle çalıları, şöyle diyelim. Hani biz o eğitimi almadık ya. Evet. Eğitimi almayınca anlayamıyoruz. Evet. Şimdi bizim eğitimde siz dün katıldınız ya. Hiç katılmayan birine biz bir, kendi eğitimimizi anlatsak dese ki böyle o da anlayamayacak. Hani o arada çözüm geliyor dedi ya, vardır onun hani bir akışı, bir şeyi. Yok, ya eğitim almak de, gerekir bence. Ki, hani bu teknikteki gibi mesela güneş, ay gibi teknikleri de mi var? Böyle kuantumlar olarak hissedilen bir şey mi? Hasitken özür dilerim. Ne dedi, anlayamadım. Tamam, siz birinci modüle geldiniz. Tamam. Güneş, ay, güneş, bir baba, ay, anne, yeni var o güneş, ay, baba. Onu Şenol Bey'den öğrenmedim ama başka bir taraftan öğrendim. Yani bir süre eğitimler. Hocam benim daha çok öğrenme nedenim şu anda. Hani biz bir şeye gidiyoruz, eğitim alıyoruz, ay diyoruz ama bunu besleyeyim. Ay anne yani. Demek mesela güneş baba. Besleyeyim, başka derslere de gideyim diye bir çabamız var ya, o yüzden sorun. Hani tabii gereksiz de. Zaten bravo şu, bizim eğitimlerimize kimler geliyor? Bir, daha önce Access Bars eğitimi alanlar bize geliyorlar. Theta Healing eğitimi alanlar geliyorlar. NLP eğitmenleri geliyorlar. Regresyon eğitimleri geliyorlar. Kuantum eğitimi alanlar, biyoenerji alanlar. Alfa biyoenerji alanlar geliyorlar. Hocam biyoenerji bana kendi... Şunu ben söyleyeyim de. Bu eğitimleri almayan insanlar hiçbir şeyden haberleri yok. Yani ne Theta'yı duymuş, ben ne Access'ı, ne biyoenerji... Hiçbir şey duymamışlar. Ancak eğitimin içine girdiğin zaman bir tanesini sonra diyorsun ki Theta var, Access var, NLP var, bunlar var, ama bunlar. Ama demek istediğim şey şu, bunlar insanların farkındalığını yükseltiyor. İnsanların farkındalığını yükseltiyor. Şu anda 20 milyonluk İstanbul'da bunları bilen kişi sayısı var ya, en fazla 20 bindir. 20 milyon kişi yaşıyor, 20 bin kişi biliyor. Yani 19,5 milyondan fazla insan, nasıl öyle, hiç bilmiyor. O yüzden... Biraz da ilgi alanı, merak. İlgi alanı, merak ve bazılarımız sorunlarımızı çözmek için gitmişizdir, Access almışızdır, sorunlarımız çözülmüştür. Sorunlarımızı çözmek için NLP almışızdır, kuantum almışızdır. Sorunun çözümünü kendi üzerimizde görünce, o zaman demişiz ki yani bu işe yarar. Haydi bunu öğreneyim, çevreme de öğreteyim. Bizim Refit Korkmaz bilinçaltı dili eğitimine kimler geliyor? Bunlardan hiç haberi olmayan insan gelmiyor çünkü bilmiyor. Bu eğitimleri alan arkadaşlarımız geliyorlar. O yüzden bu benzer eğitimleri ne kadarı varsa kendinizi geliştirmek için gitmenizi tavsiye ederim. Ben gidiyorum, ben gitmiyorum. Neden ben gitmiyorum? Çünkü ben bu sistemi steril halde tutmalıyım. Bir de siz kendi alanınızda çalışmalarınızı... Kendi alanımda çalışma yapmalıyım. Başka bir alandan bir bilgi alırsam artık kendimi geliştirmekte zorlanırım. Ha, belki ileride 5 sene sonra, 10 sene sonra, bir zaman sonra giderim. Access, Theta, Quantum öğrenirim. Ama şu anda kendi sistemi steril tutmak için. Anlattığım cümlelerin daha önce duyulmamış cümleler olması için. Verdiğim bilgilerin daha önce bilinmeyen bilgiler olması için... Başka bir eğitim şu anda almayacağım ama sizlerin kendilerini geliştirmek açısından alması zamanı gelince uygundur. Vipassana duydunuz mu hocam? Ne? Vipassana. Vipassana? Hı hı. Yok. Duymadınız mı? Kişi ismi mi, sistem ismi mi? Sistem ismi. Meditasyon türü. Yok. Geçen hafta ben Vipassana'daydım Makedonya'da. Siz nereye gittiniz? Makedonya'ya bunun için mi gittiniz? Makedonya'da yapıldı. Makedonya? Bunun için Makedonya'ya mı gittiniz? Evet. Bravo size. 10 gün. 10 gün sırf meditasyon var. Sessizlik meditasyonu. Peki anlatsanız ne yaptınız orada? Şimdi
geçen hafta zaten ben adı hiç duyulmamış bir Vipassana. Kendinize öneriyorum. Vipassana söyleyeyim. Vipassana iki tane şey var. Gece bakış kendini heyle mi? Vipassana. Türkiye'den kaç kişi gitmişti? Türkiye'den ben gittim ama hepimiz Türk'tük orada. Ha. Yani kaç kişi vardı? Grup olarak gitmedim. 100 kişiydi. 100 kişi. Çok güzel. Meditasyon kampı. Kayıt mı yapıyorsunuz? Yok. Hani yazıyorsunuz diye algıladın mı? Bekledim. İnternete sizi bağlamaya çalışıyorum. Vipassana hiç konuşmuyorsun 10 gün. Hiç. Göz göze de gelmiyorsun. Sadece soruların varsa hocaya belirli saatlerde sorabilirsin. Sadece meditasyon yapıyorsun. Sadece anapana, vipassana meditasyon yapıyorsun. Mesela anapana anlatabilirim ama vipassana ağır gelir şimdi benim sorumlu. Tabii o arada bilgi veriyorlar değil mi? Hani nasıl yapacağın konusunda. Bilgi veriyor, böyle yapılacak diyor. Akşama da size onu tekten dinletiyor bir saat boyunca. Gündüz şey yapıyor, her akşam da bir teyp konuşması var. O günü özetini yaptırıyor ve bu şekilde devam edeceğini söylüyor. Hiç konuşmuyorsun ve 10 gün sonra çıktığında benim kafamda uğultu bitmişti. Ne kadar dedim kafam değer. Çok da sinirli biriydim. Kalmadı. Evet. Sakin yürüyeyim, pek ben şey olmayayım. Yok. Bu sefer daha farklı. Ben sakin Türkiye'de ama yok mu peki bu eğitim? İç dünyamda. Makedonya'ya mı gitmeniz gerekiyor? Yok. Türkiye'de vardı da bir eğitim değil aslında. Bu meditasyon da. Tabii ki orada öğreniyorsun. Adı meditasyon değil. Yani. Türkiye'de yapılıyor. Saadet Hanım hoş geldin. Hoş geldiniz. Yine yapılıyordu da. Sen şimdi şöyle 15 Temmuz'da sana yapmıyorum. İstersen çantanı şu yan tarafa bırak. 15 Temmuz'da hani toplu olarak bir yerden toplanma olağanüstü adresi yasaklar oldu yani 15 Temmuz'da. Onun için şey yok, yapmıyorlar. Geçen sene Atina'da yaptılar. Bu sene Yunanistan'da şey pardon. Vipassana Türkiye diye. Ruhunuz güzel. Ben bütün hastalığım. Her şeyiniz güzel. Bir pas, her şey geliyor. Orada döker yani. Vallahi ben size böyle hani saygı duyuyorum. Yok estağfurullah. Ama ben hiçbir eğitim... Öpeceğim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Siz Nurkaya Şitesi'siniz. Çok teşekkür. Merhaba, niye gelmedin? Geldi. Çok geç gitti. Olsun, bekledim ben sizi. Şey, arkadaşım. Arkadaş arabayla gidiyordu. Ha, iyi. Onlara gittim mecburen. Şey, belli bir saatten sonra. Ha? Belli bir saatten sonra da bu arada bir gün yok mu ya? O yönde. Şey, yapacak şimdi. Yollarını başlayayım. Başlıyoruz o zaman. Leyla Hanım da geliyor, arabayı tebrik ediyor. Tamam, doğru. Az kişi mi var? Dün daha mı çok? Şey, otelde bak dedim, geliyor. Yok, şimdi geliyor arkadaşlar. Çok geç kaldı. Diğer arkadaşlar gibi biz başlayacağız. Hepimiz aynı olursa olmuyor. Farklılığınız zevkleri. Bir şey 11'se 11'dir. Ah, ne gibi düşünse keşke herkes 11'se 11'dir. 11'se evet, 11'se hayır. Evet. Şimdi eğitim başladı. Ve eğitim, ilk konumuz kemiklerin düzeltilmesi. Kemiklerin düzeltilmesinde neler var? Boyun bel fıtıkları. Boyun fıtıkları, bel fıtıkları, kalça çıkıkları, kuyruk sokumu eğrilikleri, deformasyonları. Bunların düzeltilmesi ve ortadan kaldırılması. Sırt kaldırıyor mu? Var, skolyoz. Yani tek tek yazmaya gerek yok.
kemikle alakalı ne sıkıntı varsa. Şimdi içinizde kuyruk sokumu rahatsızlığı olan var mı? Kuyruk sokumu eğri, kuyruk sokumu kırılmış. Benim hocam çatladı 2 defa. Şu anda sıkıntısı var mı? Yani bana bir sıkıntısı yok ama yerinde olmadığı söylendi. Tamam. Sert zemini, yani şu masaya oturduğunuzda ağrır mı? Ulaşabilirim. Çok ağrısı çekiyor. Tamam. Onu ulaşacağız. Hemen içinizden kimse var mı? Kuyruk sokumundan anlayan. Hani çatlamış. 2 defa düştüm çok. O zaman yanlış kaynamış da olabilir. Yani ona çok yapılacak bir şey olmadığını söyledim. Tamam. Olmasın. Bir saniyede düzeltiriz onu. Ben aslında olduğu yerde dedi. Kaynamış. Tamam, lütfen bayanlar bir kontrol, yani şöyle elbisenin üzerinden elinle bir kontrol etsene. Normalde kuyruk sokumu kasıkları doğru eğici olur birazcık. Eğer sağ tarafa kaymışsa yanlış kaymış, sola kaynamışsa yanlış kaymış, geriye doğru kaymışsa yanlış kaymış. Lütfen bir, şimdi elinizle elbisenin üzerinden şöyle bir kontrol edin. Marifetli biri var mı biraz da? Ben. Siz anlar mısınız? Tamam. Şurası değil, şurası. Bak bir kendinize ne bakın normalse. Ondan sonra şöyle bir taraf böyle kıyasla. Siz de bakacaksınız. Önce bir, o bir konu baksın. Ben de sağa sola şey hissedemedim ama bir arkadaşım yerinde baksın. Gibi geldi. Yerinde gibi geldi. Evet. Hı. Ve siz bakın. Uzmanımla şurası bak şey. Tamam. O zaman olduğu yerde mi çatladı? Olsun, şu anda onu ben düzeltiyorum. Hani olması gerekeni getiriyorum. Hı-hı. Ve bunun nasıl yapıldığını sizlere öğreteceğim, anlatacağım. Lütfen siz dediniz ya. Hı-hı. Kim var? Kuzenim var. Kuzenim var. Benim kızım var. Skolyoz ameliyatı oldu üst kısımda. Şu an kuyruk sokumu. Ha, tamam. Şu an kuyruk sokumu bitsin, sonra boyun, bel, sonra skolyoz. Tamam. Lütfen ara. Ve bilirsiniz, duymuşsunuz işte kuyruk sokumu rahatsızlığı şu kadar zordur, düzelmez, bununla yaşamak zorunda kaldın denir. Biz bakacağız, öyle mi değil mi? Hocam, boynum fıtığı olup olmadığını nasıl anlarız? Ha, konu oraya gelsin. Dur şuraya enerjimizi verelim. İyiyim, çok sağ ol. Ben şu anda bir eğitimdeyim. Tülay'cığım, İstanbul'dayım, ben Ankara'da değilim. Şimdi eğitimden alıyorum. Yanımda hocamız ve arkadaşlar var. Şu bizim bilinçaltının enerji uygulamaları var bugün. Hani biliyorsun ya benim şöyle verdiğim yerde. Ona bu enerji uygulamalarına şimdi kuyruk sokumu çalışacağız biz. Eğer sana bir şey söyleyeceğim. Önce şu bir sen acıyorsun ya böyle oturduğun yere sert bir yere bir otur. Ağrı var mı şu anda? Onun üzerinden kaç puan ağrı var? Bir bana söyler misin? Hatta kalsın mı hocam? Evet evet. Hatta kalsın. Açıyorsun. Hoparlörü alın. Hoparlör açıyorum. Olur mu senin Tülay ablacığım? Tamam, açtım. Merhabalar. Merhabalar. Refik Korkmaz. Evet. Tülay Hanım, sizi kim 450 milyar ister yarışmasından aramıyoruz. Sizi kim Nur Hayat Ötesi Enerjisi ister eğitimden arıyoruz. Sizi kim Nur Hayat Ötesi Enerjisi ister eğitimden arıyoruz. Hoş geldin. Evet. Sizin kuyruk sokumunuzla alakalı sıkıntınız nedir? Yanlış mı kaynadı, çatladı mı, kırıldı mı? Şöyle, geçen sene Aralık ayında bir hamamlara gitmiştim. Orada küçük bir yeğenim yıkadık. Onu yıkadıktan sonra çocuğu kucağıma aldıktan sonra çocuk da 40 günlük falandı. Ayağım kaydı. Ben banyoya yere, yani çok affedersin, poponun üzerine o çocukla beslediğimiz bir düşüş yaptım. O hemen o anda ağrı sonra falan baktım namaza falan oturduğumda yani üzerine oturamıyorum. Yani ayaklarımı şöyle yana getirdiğim zaman hani ayaklarım altına rahat oturuyorum. Çünkü orası boşlukta kalıyor. Fakat böyle ayaklarım yana geldiğinde o arkadaki kemiğe dokunduğu zaman yani temas ettiği zaman müthiş bir can acısı oluyor açıkçası. Bayağı bir mızdırırım yani. Anlamadım. Ne zaman canınız acıyor?
Tamam. Şu anda lütfen... Şu anda sizi ondan kurtaracağız. Kaç yıldan beri var? Bir sene oldu işte. Aralıkta bir sene oldu. Tamam. Lütfen sert zemine oturun. Tamam. Oturdum. Acıyor mu? Evet, şu anda acı var. Bir de kendinizi şöyle birazcık zıplayıp yere vursanız nasıl olacak? Zıplayarak mı? Yani biraz şöyle... Kaykılmak yani. Yani evet, şöyle arkaya doğru açtığımda şu an yere oturdum halı üzerine. Arkaya doğru şöyle bakın açtığımda müthiş bir can acısı var yani bu kemikte. Tamam. Peki bununla ilgili bugüne kadar tedaviler aldınız mı? Hayır, hiç gitmedim. Simite otur dedi. Birkaç arkadaşım böyle yaşamış düşme olaylarından sonra. Bu simitler var ya, onlara oturuyorum. Ona oturursam hani rahat, orası boşlukta kaldı, hiç sıkıntı olmuyor. Ama böyle bir sert sandalyeymiş gibi tamam. Gelmiş oturduğumda sıkıntı çekiyorum. Peki sizce eğer bugün çalışmasak sizin dedi ne kadar daha sürer, kaç zaman daha çekersiniz bunu? Yani artık yani doktora gitmeyi göze alıyordum. Yani çekecek şeyim pek kalmadı açıkçası. Tamam. Şimdi sizi bundan kaç dakikada ya da kaç saniyede kurtaralım? Nasıl anlayamadım? Sizi bundan kaç dakika içinde kurtaralım? Peki sizce kurtarabilir miyiz? Şu an sizin nerede olduğunuzu bilmiyorum. Nerede? Ankara'da. Ankara'dasınız. Bizim belki biz evet. İstanbul'dayız. Evet. Vallahi sizin yüzünüzü de görmedik, hiç bilmiyoruz. Adınız şu anda Tülay yazıyor, doğru mu? Evet, doğru. Tamam, Tülay Hanım yazıyor. Yani hiçbir şey bilmiyoruz ve demin anlattığınızın haricinde buradan kuyruk sokumunuzdaki rahatsızlığı düzeltmemiz mümkün mü ki? İnanıyor musunuz? Valla açıkçası ben bu konularda inancım fazlaca yüksek. Yeni zamanda bilir kendileri. Çok da meraklıyımdır bu konulara. Peki. Hatta sizin bu eğitiminizi almayı bile ben geçen sene düşündüm. Fakat maddiyattan dolayı biraz engellendim sana doğru. Beni... İnanıyorum Allah'ın. Bizi tanıyorsunuz o zaman, bizim eğitimimizi biliyorsanız. Efendim? Bizi tanıyorsunuz o zaman. Tabii ki eğitiminizi diyoruz çünkü iyi zamanda. Tamam, haydi. Söyleyin, kaç saniyede yok edelim? Vallahi, diyeyim ki 10 saniye. Tamam, ayağa kalkın. Tamam, kalkın. Henüz başlamadım. Siz 10 saniye dediniz. Ben 1 saniye diyorum. Ayağa kalkın, gözünüzü kapatın. Tamam. Şunu diyeceksiniz bak. 1, 2, 2'ye kadar sayın. Bağırarak sayın. Başlayayım mı? Başlayın. Gözünüz kapalı ve 1-2 deyin. O kadar. 1-2. Ah tamam. Şimdi toplam bu 1-2 deyinceye kadar geçen 1 saniyelik süre. Şu anda bir şey hissettiniz mi peki kuyruk sokumunuzda? Yani kuyruk sokumunda değil de vücudumda bir ne diyeyim elektriklenme mi bir titreşim gibi şeyler var şu an. Tamam. Haydi. Test edin kendinizi. Tekrar gelir mi olsun? Evet. Hocam şu anda kıpırdanıyorum fakat bir şekilde ses ediyorum. Kıpırdanıyormuş ama hissetmiyormuş. Gerçekten hani acıyı duymaya çalışıyorum. Tabii. Ve kendinizi yerden yere vurun. Onu yapmaya cesaret edemeyebilirim. Yavaş kılıyor pozisyonu. Tamam, demin hani kaykılmak nasıl bir şeydi onu yapın. Namaz pozisyonu. Dur deminkini yap. Kaykılsan demin söylediğin şekilde. Haydi. Önce bunu yaptın. Ya ben daha çok hep böyle namaza oturduğumda çok sıkıntı çekiyorum. Tamam. Yani şu demin Tülay Hanım. Demin siz de lütfen burayı dinleyelim. Demin test ettiğim şey neydi? Kaykılmaktı. Lütfen kaykılın. Kaykılıyorum şu an. Şey,
Tamam. Bravo. Ve şimdi de yaptığınız namaz kılma çalışma, namaz kılın, namaz kılıyor gibi yapın. Tamam. Hani o zaman ağrıyor dediniz ya, şimdi ona bakın. Evet, evet. Hocam gerçekten şey hissedemiyorum. Tabii ki siz ilk ya, değilsiniz. İnan, şeyi ben çekecektim. Gerçekten bir şey yok şu anda. Siz bu konuda yaptığınız ilk ve son çalışma değilsiniz. Valla 600. de desem yeridir, 1500. çalışma da desem yeridir. Biz artık nefes almak kadar kolay şekilde bu çalışmaları bitiriyoruz. İşte dünyaya bu mucize ötelerini, nur hayat ötelerini sunuyoruz. Tamam. Söyleyeyim, bel fıtığınızı, bel fıtığınızı da düzelteceğiz. Ne zamandan beri bel fıtığınız var? Hocam şimdi bir aydır falan bayağı yine ataklarım başladı. Ayağımın altında karıncalanmalar, ayağım arkasında çekme, böyle kasılma oluyor ya. Ayağınızı uzatamıyorsunuz. Tek tamam. Ona ihtiyaç hissediyorum. Yatarken sıkıntı oluyor. Ayağımı yükleyip de yatıyorum. Yani bayağı bir mutlu bir bel fıtığından da. Peki bel fıtığından kaynaklı ağrınız var mı şu an? Benim de eğilirken kalkarken tabii yani orada sanki böyle yumruk gibi bir şey var sol tarafımda belimin. Orası bayağı bir hareketlerimi engelliyor. Hadi şimdi bakın bakalım nerenizde yumruk gibi bir sıkıntı var. Çünkü demin kuyruk sokumunuza sadece lokal çalışmadık. Kafatasından kuyruk sokumuna kadar olan kısımda çalıştık. Peki daha önce orada elinize gelen bir kitle var mıydı? Hayır, hiç hissetmediydim şimdiye kadar. Tamam. Haydi şimdi sizin, ben sadece kafatasınızdan ayağınıza, kuyruk sokumunuza kadar çalışmıştım. Ayaklarınızı çalışmamıştım. Kapatın gözünüzü. Kafatasınızdan... Ayağı kapıyorum. Evet, gözünüzü kapatın. Saçınızdan ayak tırnağınıza kadar şifanıza vesile olacağım. Gözünüzü kapatın. Ve bir, iki deyin sadece. Bir, iki. Ah, tamam, yeterli. Hepsi bu kadar. Gözünüzü açın ve şifa oldu, oldu, oldu. Şifa oldu, oldu, oldu. Allah'ın izniyle inşallah. Evet, biz şifaya vesile olduk. Şifayı veren Allah, biz kullar evet. Saniyeler içerisinde, nanosaniyede evet. Vesile olup düzelmesine tamam. Haydi bakalım, uğurlar olsun. Çok teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Peki ya, sizi... Hep nasıl inşallah. Sizi kim 450 milyar yarışmasından aramaları mı daha iyi olurdu, yoksa bizim aramamız mı daha iyi olurdu? Bir dahakine de 450 milyardan arayacağım inşallah Tülay abla seni. İnşallah. Öpüyorum seni. Tam yerine gelince de kadar para düşünüyorsun. Evet, aynen. Sen de böylelikle bütün eğitimlere katılıyorsun benim, tamam mı? Tamam. Hadi öpüyorum seni. Güle güle. Güle güle. İşte bu eğitimleri sizden alsınlar. Ha, şu anda Facebook canlı yayından bizi dünyanın her tarafından izliyor arkadaşlar. Yarın bu eğitimi sizden almak isterler. Bir ay sonra, 5 yıl sonra, ilerleyen zamanlarda. Bel fıtıklarına şöyle şık, saniyesinde yardımcı olmanızı, iyileşmenize, iyileşmelerine vesile olmanızı isteyebilirler. Normalde telefon numaranızı akşam vermeyi düşünüyordum ama şimdi tam da şu sırada bence telefon numaranızı vermenizde fayda var. Ben Ankara'da online değil, yüz yüze eğitimler veriyorum hocam. Eğitimleri de 2 gün yapıyorum. Birinci gün yani çalışma sistemini bu şekilde uygulamaları anlatıp, ikinci gün gösterip, ikinci gün öğrencilerime de uygulama yaptırıyorum. İsmim Yeliz Çetin, bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Yeliz Çetin, bir de hemen şöyle de sınırlamayalım. Tamam, siz yüz yüze eğitim veriyorsunuz. Online eğitim talebi gelirse de geri çevirmeyin. Çünkü New York'tan bir vatandaşımız diyecek ki ben eğitim almak istiyorum Yeliz Hanım. Tabii. Ama ben şimdi
New York'tan Ankara'ya gelmeyeyim. Doğru. Aynen. Online alayım der. Hem online eğitim veriyor hem de yüz yüze, ama yüz yüze vermeyi tercih ediyor. Tercih ediyorum. Gruplu öğrendim. Yeliz Çetin. 532-595-80-55. Evet. Ve Semin Hanım kendisine ve çevresine mi verecek, yoksa herkese eğitim verecek mi? Hocam şu an için kendim ve aile. Tamam. İleride eğitim almak isterlerse? Mesela şu anda izler Facebook'a koyduk, tamam. Ama 6 ay sonra bunu izleyecek bir vatandaşımız sizden bu eğitimi almak isteyebiliriz bir sene sonra. Bir sene sonra belki vermek isterseniz. Numaranızı şimdi verin. Olabilir hocam. Lütfen söyleyin adınızı, soyadınızı. Sevin Aygün, 535-529-3478. Evet. Ve siz bugün ikinci basamağı alacaksınız. Evet. İkinci basamakla işte kemikteki rahatsızlıkları şu süreç içerisinde düzelteceğiz. Düzeltmeyi öğreteceğiz. Siz ileride bizim bir sonraki İstanbul eğitiminde birinci basamağınızı da alacaksınız. O zamana kadar belki bir ay sonra insanlar sizi arayıp eğitim isteyebilir. O zamana kadar eğitmeniniz de olursunuz. Şimdi numaranızı vermeniz bence uygun olur. Adınız, soyadınız, numaranız. Nurdan Işık'la 0544-850-2267. Evet. Ve Birgül Hanım. Lütfen Birgül Hanım siz söyleyin. Birgül Karadeniz 0505-369-2296. Ve Birgül Hanım siz yok daha sabah erkenden geldiğinde bazılarımız gelmeden hayatındaki tüm değişiklikleri o kadar net anlattı ki ve hayatının ne kadar değiştiğini anlattı. Öncesi sonrası diyelim. Yani yeniden doğmak gibi, bakış açısının değişmesi gibi, kendinizi keşfetmek gibi. Ya adına ne koyarsanız koyun. Kalın bir çizgi çizin. Öncesi ve sonrası. Farklı, her şey farklı. Hayat farklı, siz farklısınız, yaşam farklı, bakış açınız farklı. Ve her şey mümkün. Her şey. Her şey mümkün. Vallahi işte bizim bu yaptığımıza insanlar mümkün değil, hatta delilik diyeceklerine, Ankara'da bayan bir senedir kuyruk sokumundan muzdarip şık yaptık, şık oldu. Bu kadar basit. Teşekkürler Birgül Hanım. Ve Birgül Hanım eğitimimizi ne kadar çok sevdi. Bakın geçen iki hafta önce buradaydı Birgül Hanım. Evet. Bir daha burada. Tekrar mı yapıyorsunuz? Evet. Bizim... Yani bir ikiye aldım, geri geldim. Gene gelir miyim diye sorsanız, hep buradayım. Hocam, çok güzel, o duygu bende de oluştu. Şu anda ben çoğu şeyi öğreneceğime inanıyorum. Ve bir sonraki eğitime de tekrar gelmeyi düşünüyorum. Tamam. Ben çok keyif aldım çalışmalarda. Ne güzel, Allah razı olsun. Ve Saadet Hanım, sizden eğitim almak istediklerinde adınız, soyadınız? Saadet Albayrak, 0543-823-64-0. Dünyanın her tarafından sizden online alacakları için oturduğunuz yer önemli değil, ama siz Ankara'dasınız. Ankara'dayım. Her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince, zaten bu işe başlamadan önce, İşin parasal kısmı bir tarafa, öncelikle insanlara şifa vermek, aydınlanmalarını sağlamak ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaya vesile olmak, o duyguyu yaşamak benim için çok önemli. Birinci hedefim o, öbür kısmı ayrıca. Çok şükür bu konuda da elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu konuda sizleri ben kendime örnek alacağım. Baş tanesiniz adı, razı olsun. Ve gelelim... Leyla Güney. Leyla Hanım, size ulaşmak istediklerinde numaranız nedir ve ne söylemek istersiniz bu arada? Leyla Güney 0531-792-1985. Görüşmek dileğiyle. Ve Zeynep Pervane. Size ulaşmak isterlerse Zeynep Hanım. 538-217-4034. Ve Abadan Muradova. Abadan Muradova bizim
Rusça tercümanımız ve bir yıldır da eğitmenimiz. Ha, telefon 0552 469 09 00. Murat Abadova, Abadan Muradova. Muradova. Abadan Muradova geçen sene bizim eğitimimize niye geldi? Evden dışarı çıkmıyordu. Panik atağı vardı. Kişilerin içerisinde hiç bulunamıyordu. Yani böyle bir ortama geldiğinde vurr en arka sıraya kaçardı. Kimse bir şey sormasın, konuşmasın onunla diye. Kendini toplum içinde hiç ifade edemezdi. Onu yok etmek üzere geldi. Öyle değişti ki biz Rusya'ya gittik. Rusya'da 90 kişinin önünde podyumlardı böyle. Sahnede onlara tercümanlığımızı en güzel şekilde yaptı. Ve şimdi bunu nasıl yaptığımızı anlatalım. Nasıl oldu da kuyruk sokumunu saniyesinde değiştirdik, düzelttik. Nasıl oldu da bel fıtığını saniyeler içerisinde düzelttik. Onu anlatayım size. Şunlar, şu iki telefon. Canlı yayın, Facebook canlı yayın yaptığı için onları dışarı alacağım. Siz 1-2 dakika burada durun. Buyurun. Şuradan bir tane şekerim düşüyor mu? Lütfen alın. Çay alın. Yok. Çay alın. Siz ders mi veriyorsunuz? Evet. Bilinçaltı dersi. Peki gelmişken sizin bel fıtığını şeyiniz var mı? Bel fıtığı falan var mı? Niye dediniz? Bel fıtığınız varsa gelmişken hemen bel fıtığınızı düzeltelim. Yok, spor yapıyorum ama. Bravo. Devam. 70 yaşındayım. Gelin arkadaşlara bir selam verin içeride. Arkadaşlar telefonu ben dışarı bırakayım dedim. Orada hemen ablamızla karşılaştım. Ha, dedi ki şekerim düştü dedi. Oradan bir kurabiye aldı. Dedim ki lütfen çay al, bir şeyler al. Tamam bana yeterli dedi. Dedi ki sizin ne yapıyor, toplantınız mı var? Evet dedim. Gelmişsiniz dedim. Yani kuyruk sokumunuzda bir rahatsızlık varsa ya da bel fıtığınız varsa hemen düzelteyim dedim. Dedi ki ben sporcuyum. 70 yaşındayım. Maşallah. Biraz bankasında çalıştım. Maşallah. Ay maşallah. Çok hem de yoğun sermaye piyasası. Müfettişlik yaptım 3 yıl. Sonra şubecilik yaptım ve emekli oldum. Maşallah. Kendi isteğimle değil ama. Bir erken emeklilik şeyi çıkarmışlardı. Mecbur emekli. Ben daha şimdi çağırsınlar yine çalışırım. Ay maşallah. Maşallah. Çalışmak çok güzel. 5.30'da kalkıyorum, kitap okuyorum. Maşallah. Sizin... Ondan sonra bir kahve içiyorum, kalkıyorum, spora gidiyorum. Bravo. Bel fıtığınız, boyun fıtığınız, herhangi bir sıkıntınız varsa onu yok edelim diye sizi burada çağırdım buraya. Bir şey yok. O zaman siz sporunuza devam edin. Yok, şu anda bir şey yok. Ne güzel. Eğer öyle bir şey olursa karşılaşınca şey yaparız. Siz burada devamlı veriyorsunuz herhalde. Bir daha tabii denk gelirse ve o zaman da zamanımız olursa. Kuruluşlardan mı geliyorsunuz? Özel istek üzere. Bravo. Çok güzel, güzel söyledin, güzel. Sordunuz. Özel burada. Hani bazen öyle bankalar, büyük kuruluşlar eğitimler veriyorlar. Burada evet, herkes tek tek. Her birimiz kişisel eğitimimizi kendimiz karar verip. Bravo. Hayır, onu demedim yani. Talep üzerine mi? Talep. Çok güzel, hayırlı olsun çocuklar. Çalışın, gelin. Hiç kimse önemli değil. Kendiniz önemli. 5 tane kızım var. 2 de üniversiteye. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok güzel.
Haydi bakalım. Gelelim. Bir şey soracağım hocam. Tabii lütfen. Biz uygulama yaptığımızda oğlumuzun kendi frekansınızı ne kadar önemi var bu uygulamada? Zaten şu. Bizim frekansımız nur hayat ötesinde, nur hayat ötesinde olduğunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Eğer nur hayat ötesinde olmasaydı derdiniz ki hocam böyle bir şey olmaz ki derdiniz. Siz şimdi olabilirliğini kabul ettiniz ya, kesinlikle. Nur hayat ötesinde olduğunuzu da kabul ediyorsunuz demek. Mesela örnek veriyorum, hani bazen kişi gündelik hayatta morali bozulduğu stres anları olabilir. O anda da birini bile arayabilir. Biz kendi o anki yaşadığımız soruna istinaden frekansımız o anda nur hayat ötesi olmayabilir. Ha. Yani akut bir şeydir çünkü. Hayır, orayı hemen düzeltelim. Orasını düzeltmek çok önemli. Şu öyle, sizin söylediğinizi kabul edersek hata işleriz. Biz nur hayat ötesiyim dediğimizde ya da mucize ötesiyim dediğimizde bunu inanarak söylediğimizde düşmüyor, yani moralimiz bozulmuyor. Ya öyle bir durum olmuyor. Frekans yüksek oluyor. Frekansın yüksek olunca öyle bir durum olmuyor. Yani önceki gibi olmuyor, doğru. Yani olaylar oluyor da sizin hissettiğiniz veya tepkiniz önceki gibi yıkıcı ya da mesela bozucu çökmüyorsun. Aynen. Bunu sabah siz gelmeden önce söyledi, dedi ki ben rüyamda uyanırken nur hayat ötesi diye uyanıyorum. Yani çok komik oluyor. Anlatsana. Şey böyle yatıyorum. Böyle ben de vertik olduğu için yani başıma çok yastık koyuyorum. Sağdan sola dönemiyorum. Mesela şimdi böyle uyurken böyle dönebiliyorsunuz ya, ben öyle dönemiyorum. Ben yatağım bir bu tarafında yatıyorum. Bir bu tarafında yatıyorum. Hmm. Şimdi böyle yatarken uyandığımda şey diyormuşum. Bir sözü bitsin. Yani. Tamam. Bitsin. Baktığımda bunu yaptıktan sonra diyormuşum. Kırk bu tarafa yatıyormuşum. Geçincelik sen diye söylüyorsun. Çok önemli. Bir şeyler söylüyorsun. Dedi. Dedim bana bunu yaptıktan sonsuz mu diyorum. Şimdi dedi ki ha işte onu niye söylüyorsun sen gecede uyandığında. Ama bilinçin altına yerleşmiş. Güzel. Yani bilinç altına artık o yerleşmiş nur hayat ötesini demesi. Düşmüyor. Bu nur hayat ötesini deyince düşmüyor. Senin oğlunuz ilgili ne dediniz? Bileğinde bir sıkıntı var. Daha önce küçükken düşmüştü. Hala gelişmiyor. Tamam. Bileğindeki sıkıntı nedir? Mesela şöyle bastıramıyor. Peki nerede oğlunuz? Evli şu anda. Kaç yaşında? 30 yaşında. Haydi gelelim. İçinizden biri yapacak bunu. Semin Hanım şimdi oğluna telefonla bağlansın, deminki gibi canlı yayın yapsın ve daha bir dakika önce anlattım nasıl yapılacağını. Şimdi işte siz hayatınızda ilk defa yapacaksınız. Yani bu çalışmayı yapmak için tecrübeye gerek olmadığını sizde kanıtlayacağız. Haydi ara lütfen. Kim? Sen. Ne? Tamam, hayır, tamam, ben hocam aynı bakalım, parmak kaldı, üçünüz. Tamam. Üçünüz kaldı, hadi. Tamam. O zaman şunu yapalım, bakın, çekilir. Tamam, tamam. Üçünüz var. Bulan yapacak bu çalışmayı. İkinizin arasını yapalım, hangisini çeker? Tabii ikiniz de buldunuz. Hangi? Şimdi hocamız kimin? Hocam mesafe. Tamam, haklınız. Ben. Sen verdin, o zaman ikisi arasında. Ben de sonra istedim. İkiniz hadi. Ben çekeceğim. İsterseniz hoparlörü açın. Şimdi başlama, konuşalım. Sesi de içeri alalım, biz de duyalım. Sesi içeri alalım. Sen başlayacaksın hocam. Tamam. İsmin ne olmalısın? Anıl. Anıl Bey, merhaba. Merhabalar, kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ederim Anıl Bey. Sizi kim 450 milyar ister yarışmasından aramıyoruz. Kim mucize ötesi ister yarışmasından arıyoruz. Sizin bileğinizde bir sıkıntı varmış galiba. Evet. Yani yıllar önce düşmüştüm. Düştüğüm zaman
Kaç yıldan beri? Kaç yıldır var? Kaç yıldır? Kaç yıldır? 12 yıldır. Siz anneniz 32 yaşında olduğumuzu söyledi. Siz o zaman 15 yaşındaydınız. Evet. Peki o ne yapamıyorsunuz? Lütfen bana yeniden anlatın. Ne yaptığınızda ağrıyor? Şınav pozisyonunu düşünün. Hı hı. Tamam. Bilek mi, el tarakları mı? Bilek. Sağ mı, sol mu? Sol. Tamam. Şu anda yapsanız, şu an deneme. Bir yapın bakalım, acısını önce bize bir ifade edin. Yapın. Lütfen anlamadım. Yeniden anlatın. Kimliğin yanlış ve kaynaması nedeniyle bu şekilde şınav pozisyonuna geçtiğimiz zaman iki kemik birbirine sürtüyor. Bu da ağrı yapıyor. Peki zamanında kırılmış mıydı ki kemikler yanlış kaynadı? Yani küçük bir mikro bir çatlaklık olduğunu söyledi doktor ve daha sonra tekrardan doktora kontrol etti. Bunun etkinliği gözükmemiş olabileceğini, şu anda kaynama olduğunu, mikrojenlik operasyonu varsa düzenli olmayacağını ama bu kadar bir şey içinde böyle bir operasyona gerek olmadığını. Tamam. Onu, o eğer varsa yanlış kaynamayı ve eğer hala devam ediyorsa sıkıntı neyse onu ortadan kaldırmayı ve sizi bundan kurtarmamızı, kurtulmanıza vesile olmamızı istiyor musunuz? 17 yıldır geçmeyen bu sıkıntıyı Anıl Bey kaç, ne kadar sürede yok edelim? Hiçbir fikrim yok. Sizce yok edebilir miyiz peki? Ya çok zannetmiyorum. Tamam. Neredesiniz? Hangi şehirde? Anlayamadım. İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayım. Tamam. İstanbul'un neresinden? Tamam, bize yakınsınız. Bakalım ve olayın başka tarafı. Kişi iyileşeceğine inanmıyorsa ne yapılır diye sorarlar. Derim ki inanmasına gerek yok ki. Haydi. Lütfen Anıl Bey gözünü kapat. Leyla Hanım çalışacak. Leyla Hanım kaç saniye istiyorsun? 3 saniye. 3. Kapatıyorsun. Nur hayat içinde yaşayalım. Ve hazırsan Anıl Bey. Biraz sonra Leyla Hanım size 1, 2, 3 sayın diyecek. Yani 3'e kadar sayın diyecek. Gözünüzü kapatın Leyla Hanım. 3'e kadar sayın dediğinde bağırarak sayın. Leyla Hanım. 3'e kadar sayın. Anıl şimdi bak, test et kendini. Ya bilmiyorum, aynı herhalde. Acıyor mu deminki gibi? Boş ver, bunu aynı gibi. Çok fark yok. Tamam, beraber çalışalım. Lütfen herkes gözünü kapatsın. Hangi bileğin olduğunu bizden söyle. Tamam. Anıl gözünü kapat. Ve 9'a kadar say lütfen. 1 2. Anıl'ın son koluna, sol bileğine çalışıyoruz. 4 5
Tamam. Gözlerimizi açalım. Şimdi test et kendini. Ben çok emin olmuyorum açıkçası. Yani var mı yok mu? Beline doğru sarkıt, yani kalçana doğru boşlukta sallansın sol bileğin. Tamam. Haydi bizler gözümüzü kapatalım. Ananın gözünü kapatmasına gerek yok. Bunu 33'e ulaşıncaya kadar bitirelim. 1'den 33'e kadar sayacağız. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Açalım gözlerimizi. Ve Anıl, lütfen şimdi kontrol et. Hangi oranda 100 üzerinden değerlendirirseniz? Yani 105'i daha iyi gibi. Tamam. Orada dur lütfen. Haydi. Yeniden çalışalım. Anıl, sen de gözünü kapat. Tamam. Artık ümit çoğalmaya başladı 150'ye gelince. Haydi şimdi bir daha 33'e kadar. Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ah 26 27 28 29 30 31 32 33. Açalım gözlerimizi. Şimdi lütfen kontrol et. %50 mi yani? Aynen. Hocam ana kaynağı sağ omuzdan geliyor. Tamam. Şimdi size Anıl Bey son çalışma yapacağız. Oldu oldu. Olmadı. Bu %50 kısmıyla şimdi kapatacağız. Belki de o ilerleyen dakikada içerisinde şifaya vesile olur. Haydi. Şimdi son çalışmamız. Kafatasına özellikle şimdi yoğunlaşın. Boynuna,
köprücükleri, kolları, ah, dirseklere, el bileklerine kadar gelin, parmaklara kadar bir odaklanın. İçinizden biz 9'a kadar kendi içinizden sayalım ve bu anın için şifa olsun. Açalım gözlerimize. Anıl Bey, şimdi bakacağız durum nedir ve bu çalışma bizim son çalışmamız. Lütfen şimdi bakın. Tamam, yani %50'lik de... olay var değil mi? Tamam. Geçmiş olsun diyelim o zaman. İyi günler. Güle güle. Teşekkür ederim hocam. O belki 5-6 dakika sonra şifa orada düzenleyebilse olur. İnşallah. İnşallah. Hocam bu 33'e kadar sayıyoruz ya. Orada 5-6 dakika sonra belki bir şifa olur. Ah, sadece. Bu şifa için de gördük. Tamam. Haydi gelelim başka çalışmaları. Sizleri önce... Benim kızım var. Önce burada sizlerde var mı boyun bel fıtığı? Hocam hayır, bir şey söyleyeceğim. Az önceki çalışmayla ilgili mesaj atmış Tülay abla. Yeliz'cim tedaviden sonra benim göz bebeklerimin rengi ela oldu. Neden ki acaba? Gözlerinin rengini bir elalık olmuş hocam. Göz rengi değişmiş. Işık nasıl? Belki bulunduğu ortamdaki ışık. Yok öyle negatif anlamda değil. Hı? Tabii. Çok güzel. Ortamdaki ışıktan etkilenmiştir, değişmiştir gözü. Ve şimdi gelelim. Sizlerin bel fıtıkları, boyun fıtıklarını tamamen ortadan kaldıralım. Şimdi sizde var. Nurdan Hanım, sizde dün vardı. Şimdi bir kere daha çalışalım size, hepimize. Çünkü dün çalışma yaptığımda şu bölgem ve bu bölgem öldü ağrısından. Lütfen gelsene. Bu fıtık ve şey... Kireçlenmeyle ilgili mi? Evet. Sizde... Yani kireçlenmede olacak. Olacak mı? Tabii, ilerle, hiç ilerle. Fark etmez. İki adı ortaya doğru. İki sıranın ortasına doğru. Her şey. Evet. Lütfen söyleyin, ne var sizde? Bende bel fıtığı var. Çok yıllardır, 94'ten beri. Artık onu vücudumun bir parçası gibi kabul etmek durumunda kaldım. Ameliyata girmek istemedim. Çünkü çok hareketliyim ve... yani yatmak işi bana göre değildi. Dolayısıyla ondan hep ihmal ettim. Fakat ağrıyı da hep çekiyorum. Zaman içinde boynumda da böyle bir şey ağrılar oluşmaya başladı. Kireçlenmeymiş, onu da öğrendim. Çeşitli dejenerasyonlar var boynumda. Ve bu elime de yansıdı açıkçası. Yani benim vücudumdaki ağrı o şekilde. Bacağımda çekiyor dizim... bir ağrım. Çekilerek bir de mesela böyle eğilip kalkarken şu kısımda yanmalı şekilde bir ağrı yapıyor. Bu dizinde de sıvı kaybından kaynaklı böyle bir kireçlenme falan, ayağım bayağı bükemiyorum. Mesela merdivenden bu ayağımı önce atarsam rahat. Fakat bu ayağımı önce atıp böyle yaparsam çok acı veriyor. Boyun fıtığı var. Boyun fıtığı, bel fıtığı var. Hı-hı. Sağ ayakta kireçlenme var. Şeyde sağ kolumda da hatta oğlumun olduğu gibi bu avucumun içine yansımış, burada sinir sıkışması gibi bir durum. Hangi hareketleri yaptığınızda sağ kolunuzda sıkışmayı hissediyorsunuz? Yani şöyle yaptığımda ve özellikle yazı yazarken mesela şu avucumun orta kısmında bir ağrı oluşuyor. Elinizi şöyle bir kapatın. Tamam. Haydi bunu, peki şimdi yeterli. Eğilin bakın, ne kadar eğildiğinizde beliniz ağrıyor.
Şu an daha ağrıyor. Şu an bakın ellerini, nerede elleri? Dizin kapağına dokunduğunda ağrıyor. Yeterli. Peki boynunuzla alak, boynunuzu ne yaptığınızda ağrıyor? Aşağı yukarı mı, sağa sola mı hareket ettirince ağrıyor? Şöyle yaptığım zaman çok fena, burada bir ağrı bütün bu tarafımı kapsıyor. Yani şöyle çektiğim zaman. Normalde insan mesela bu tarafını çekerken öyle bir ağrı olmuyor fakat şey oluyor, daha az. Peki. Esneyebiliyor. Çıtırdı da. Ne zamandan beri var? Boyun ağrısı 3 senedir falan var. O bel ağrısı ta 94 gibi, yani o yıllardan beri var. Dizimin ağrısı da 1 senedir falan var. Tamam. Haydi. Şimdi hep beraber çalışalım. Hep beraber gözlerimizi kapatalım. Saadet Hanım sen de gözünü kapat dedi. Hocam kafamızda böyle kaldınız mı? Yok, hiç gerekmiyor. Sadece hayal edelim yeterli. Eğer ışığımızın azaldığını düşünürsek ampule bakalım. Bakmaya gerek de yok. Haydi bakalım. Şimdi 9'a kadar sayalım. Bu 9'a kadar sayma sırasında boyun fıtığını yok edeceğiz. Bel fıtığını yok edeceğiz. Sağ koldaki damar sıkışmasını yok edeceğiz, sinir sıkışmasını yok edeceğiz. Diz kapağında, dizde kireçlenmeyi yok edeceğiz. Lütfen Saadet Hanım say 1'den 9'a kadar. 2 Yüksek sesle lütfen. 4 5 6 7 8 9 Lütfen bir kez daha 9'a kadar say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam. Yeterli. Şimdi bir bakın o zaman, eğilin. Eğilmenizi kıyaslayın. Dizinizi bükmeyin. Diziniz düz olsun. Evet. Yeniden. Evet, nasıl? Daha az ağrı var. Hani biraz zorluyorum kendimi daha ileriye gitmek için. Ağrı daha az. Tamam. Peki diz kapağına kadar gelin, hani demin yaptığınız kadar. O kadar. Şimdi nasıl? Daha az. Tamam. Bir kez daha çalışacağız. Peki. Boynunuza bakın. Burası da azalmış. Yani yüzde... Şu kısım %60 hesabı. Ağrısı. Bayağı kazanmış. Verimdeki %50. Tamam. Haydi yeniden herkes gözlerini kapatsın. Ve 33'e kadar lütfen Saadet Hanım'ı sayın. 33'e kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ah, yeter. Gözlerimizi açalım. Şimdi lütfen test edin kendinizi. Başınızı masaya çarpmayın tabii. Boynumda %10'luk bir kısım var. %90'ı yok oldu. Evet, beliniz? Belimdeki de %30'luk var. %70'i yok oldu. Evet. Belinizi bir daha kontrol edin. Hani eğilin bakalım. Evet. Evet, %30'luk. Tamam. Kolum bayağı bir onu. Yani orta da çok az bir şey kaldı. O zaman şöyle yapalım. Bizler yeniden çalışalım ve 99'a kadar çalışalım. Hatta bu süre içerisinde isterseniz oturun. Ayakta durmak mı isterseniz oturmak? Ayakta durayım. Tamam. Haydi. Herkes içinden saysın 99'a kadar.
90-91. ...99... yeterli. Hatta isterseniz önce bir gelin gidin şöyle... bir yürüyün rahat. Heh. Tamam. Artık şimdi kendinizi test edebilirsiniz. Çok güzel. Hayırdır. Şimdi... aynı yere gidin ki... gör, kamerada görünsün. Çok güzel, süper. Benim de çok hafif var ama onu da ben geçeceğine inanıyorum. Şimdi yok edeceğiz. Boynunuz nasıl? Kolum iyi. Kolum da iyi. Kolumda çok az bir şey var ama. Onu yok edeceğiz. Ve bakalım, siz hiç parmaklarınızı yere dokundunuz mu? Kendimi zorlayarak dokundum. Bir dokunun. Bravo. Peki, şimdi o belde kalanı da yok edelim. Yani tüm kol, diz, bel, boyunda %100 yok etmek için çalışıyoruz. Gözler kapansın. Ve hepiniz Anka olduğunuzu hayal edin. Ve şu cümleyi 3 defa söyleyelim. Anka'mızın enerji cümlesi neydi? Nur hayat ötesiyim. Haydi. Nur hayat ötesiyim. Nur hayat ötesiyim. Nur hayat ötesiyim. Ve bir dakika, yani 60'a kadar içimizden sayalım. Saadet Hanım'ın boyun fıtığının, bel fıtığının, diz kireçlenmesinin, sıvı kaybının ortadan kalkmasına vesile olalım. Sağ kolunun tamamen şifasına vesile olalım. Haydi. 60'a kadar. Ve yeterli. Ben zaten 60 olmadan vücudumdaki her şeyin şifalandığını hissettim. Haydi. Şifa olsun. Bakalım, eğilin. Evet. Aa, muhteşem. Allah'ım sana sonsuz şükürlerim olsun ya Rabbim. Nurlar ötesin benim. Arkadaşlar var olun, var olun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Boynunuzu kontrol edin. Ve bize doğru dönün. Ekrana doğru. Ha. Yönünüzü. Şu kontrol edin boynunuzu. Bunu çekemiyordum böyle. Ve lütfen eğilmenizi yapın, eğilin. Ve eller yerde. Ben... Evet, muhteşem. Çok şükür. Şimdi %100 yok oldu ya. Ve şunu yapalım. Ben bunu hiç yapamıyordum. Bir kez daha böyle hani cilalamak denir ya. En iyisini. Tamamen en güzel haline getirelim. Lütfen hep beraber 33'e kadar sayalım. Gözlerimiz kapalı. Ve nur hayat ötesi olduğumuzu hatırlayalım. Nur hayat ötesiyim diyelim, bunu en güçlü de Saadet Hanım söylesin. Nur hayat ötesiyim. Nur, evet, nur hayat ötesiyim. Nur hayat ötesiyim. Ve Anka olduğumuzu gördük. Anka oldum. Şimdi hep beraber 33'e kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve yeterli. Gözlerimizi artık açabiliriz. Şimdi kendisini test etmesini isteyelim. Biraz iki adım lütfen geri giderseniz daha da güzel olur. Tam kamerada olursunuz. Şimdi ben öncelikle yapamadığım hareketleri yapacağım. Lütfen. Şu hareketi ben çok zorlanarak yapıyordum. Ama şimdi çok rahat bir şekilde yapıyorum. Ve şöyle hiçbir zaman için eğilemiyordum. Şimdi onu daha rahat yapıyorum. Ve bu hareketim çok kolaylaştı. Önceden bunu da yapamıyordum. Çok uzunca zamandır oldu ki ben bu hareketi yapamıyordum. Kolum, boynum, hepsi muhteşem. O zaman alkışlayalım. Çok teşekkür ederim. Bravo. Nur Hayat Ötemiz Sonsuz. Nur Hayat Ötemiz Sonsuz. Nurdan Hanım, lütfen siz gelin. Nurdan Hanım orada dursun. Gözümüzü kapatıyoruz. Ve yukarıdaki antene biraz bakalım. Bu kadar yeterli. Şimdi kafasından ayaklarına kadar Nurdan Hanım'ın kemiklerini görelim. Kemiklerin ön kısmını, arka kısmını, iç kısmını, en içini, omurgaların içinde gezen iliği görelim. Kıkırdaklardan geçtiğini görelim. Ve lütfen Nurdan Hanım 33'e kadar sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bunun kemiklerden et bedene genişlediğini görelim. Onun elbiselerinin dışına kadar taşmış görelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yeterli. Açın gözünüzü. Siz dün bizimle tanışmadan önce, o zaman dün demeyelim, cumartesi demeyelim, bir gün öncesi cuma diye. Cuma eğildiğinizde ne olurdu? Kafanızı çarpmadan şimdi bir adım geri gidin. Ne kadar eğilirdiniz? Dün biz gördük ki dizinize eğildiğinizde ağrıyordu. Şimdi bakalım neler yapabiliyorsunuz. Ve yarım dokundu. Yeter. Evet, daha güzel eğilebiliyorum. Daha da gidebilir misiniz? Nasıl? Tamam, bravo. Daha eğilebiliyorum. Yeter. Sizde ne var? Dizlerimi bükemiyordum. Biraz daha iyi büküyorum. Biraz var tabii. Daha önce neydi durumunuz? Bizimle tanışmadan önce. Belim ağrıyordu. Dizlerimi bükemiyordum. Şimdi dizlerimi biraz daha bükebiliyorum. Belin bir kısmı geçti. Burada yine var biraz. Yüzde kaçlık beliniz dizeldi? %50. Haydi. Lütfen herkes gözünü kapatsın. Beli %50 iyileşti. Geri kalan %50'yi düzelteceğiz. Buna vesile olacağız. Her iki diz kapağına da şifaya vesile olacağız. Diz kapaklarında ve bel kısmında nuru daha da arttıralım. Nurdan Hanım lütfen 99'a kadar sayın. 99 nasıl geldiğinde bitireceğiz çalışmayı. Yüksek sesle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ve yeterli. Şimdi lütfen kendinizi test edin. Çalışırken hissettim. Çalışırken hissettim. Şimdi test edin kendinizi. Dizleri de var yine biraz. Beliniz? Belimiz çok az kaldı. Tamam. Hep önce beli konuşalım, sonra dize geçelim. Belde yüzde kaç azaldı tahmini? %20, %10 kaldı gibi. %80 düzeldi. Tamam. Ve kişinin ayakta durmasına gerek yok. İsterseniz yok. Tamam. Haydi. Yeniden. Ve demin kullandığımız ışığın 30 kat daha fazlasını düşünün. Ve ışık bu sefer sıvı halde, öyle hayal edin. Ve başladık. Saymanızı, sizin saymanıza gerek yok. Biz içimizden 30'a kadar sayalım. Yirmiye geldiğimizi düşünelim. Ve 33'e geldik. Gözlerimizi açabiliriz. Bizim yaptığımız şey ne oluyor? Onun et bedenini, kemiklerini, yani proteinini, yağını, kemiğindeki kalsiyumu, molekül yapısını değiştiriyoruz. Işığa dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz ışıkta hastalıksız bir ışık beden oluşuyor. Ve gözlerimizi açtığımızda o hastalıksız ışık beden yeniden sertleşip ete kemiğe bürünüyor. O yüzden bu gerçekleşiyor. Yani gözümüzü kapattığımızda şu et kemik ışığa dönüşüyor, hastalıksız bir ışık. Sonra gözümüzü açtığımızda o ışık et kemik olarak molekül yapısını iyileşmiş halde şu anki durumuna getiriyor. Haydi şimdi testi. Bakın ne hissettiğiniz durum nedir? Şimdi hep ağrı vardı. Şu anda ağrı yok. Nerede? Sağ, sol tarafta. Solda. Yok. Ne ağrısıydı? Kemikte mi yoksa oradan? Kemikten gelen bir ağrı. Yok oldu. Ne zamandan beri vardı o? 2 senedir falan vardı. Geçen hafta doktora gittim. Önce belinizi kontrol edin, sonra dizinizle ilgili konuşacağız. Bakın ne kadar eğilebiliyorsunuz. Dizimde hafif ağrı var yine. Dur, ben önce beli konuşalım. Ben tamam, %100 mi?
Diz ne durumda? Dizde biraz var yine, dizlerde. Tamam. Tahminen yüzde kaç dizlerin düzeldiğini düşünüyorsunuz? %60. Tamam. Haydi kapatalım gözlerimizi. Anka kanatlarımızla gidelim, dizlerini saralım böyle. Kanatlarla onun dizlerini saralım. Ve içimizden oturtacağı kadar saralım. Yaklaşık bir dakika içerisinde oturtacağı ulaşalım. Hepinizin 20'ye geldiğini kabul edelim. Ve 33'ü bitirdik. Şimdi lütfen kontrol edin. Güzeldi. Galiba dizler %100 düzenledi. 80-90 civarında mı düzeldi? Daha iyi. Son bir çalışma daha yapalım. Çiçek Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Nur hayat ötemiz sonsuz. Ve şimdi kapatalım gözlerimizi. Kafasından ayaklarına kadar çalışmayı sürdürelim. Ve ben sayayım. 33'te bitirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şu an şahane bir enerji arttı. 14 15 16 17 18 19 20 33 bitince bu enerjiyi hissedip hissetmediğini söyleyeceğim. Çok şahane bir enerji ondan itibaren akmaya başladı. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 esnemeler ve göz kapaklarının yaşarması şifanın göstergesidir. 30 31 32 33 34 33 Haydi açalım gözümüzü. Şimdi lütfen kontrol edin. Önce belinizi sonra dizlerinizi. Bende bir şey kalmadı. Ha gitti. Tamam. Ve eğilin bakalım. Aa gitti. Tamam. Bende bir şey. Tamam. Dizler? Dizlerde hafif var. Tamam. Yüzde kaç gittiğini söyleyebiliriz? Yani %15 kaldı. Tamam. %80-85 gitti. Daha burada çalışmaya devam edeceğiz. 10 dakika sonra hiçbir şey kalacağını sanmıyorum ki bugün bedenlerimizin şifasını vesile olacağız. Geçmiş olsun. Şifa olsun. Alkış oldu. Bravo. Tamam. Bir şey söyleyeyim.
Lütfen. De şu omuzlarımda ağrı var ama bir dönem olduğu söylenmiş başlangıç. Fıtığa mı bağlı yoksa başka bir şeye bağlı onu çok iyi bilmiyorum. Bu uygulamamı uygulur hani diğer uygulamalardan yapalım. Şimdi? Şimdi yapalım çalışmayı. Maşallah. Evet. Çalışmanız şu. Ha. Ne olduğunu bilmeye gerek yok çünkü doktor değiliz. Yok, şey, evet. Olur ya ilerleyen. Doğru. Hani belki dediniz yumuşak doku çalışmasında mı? Evet. Kistlerin yok edilmesinde mi çalışacağız diye. Burada çalışalım lütfen. Evet. Kendimize yapabiliyoruz. Ha, bravo. Tam orada dün iki arada. Şahane. Şimdi tam da onu yapacağız bakın. Yeliz Hanım kendi kendisine çalışacak. Yeliz Hanım anlatsana ne var? Ben kendime çalışmıyorum hocam. Tamam. Olsun başka birimiz kendi çalışır. Şimdi benim sırtın üst kısmında ağrı oluyor ve oturduğum zaman hiç dik oturamıyorum yani. Böyle yığılıyorum otururken bir türlü. Aynen. Dikkat ediyorum yine yığılıyorum. Çünkü şu üst kısımlarda şöyle hafif hafif bir sızlayan bir ağrı oluyor. Aynen ben de diyorum. Bir bakalım değil mi? Şu alan değil mi? Gelebilir miyim? Sırtınızı dönün. Ve tam şu alan değil mi? Evet. Aynen. Evet. Bende de aynı alan. Ve boynumda film çektirmişti. Fıtık başlangıcı dedi ama ben sizi tedavi görmek istemedim. Bir de son zamanlarda şu kafamın üstünde çok çok yeni başlayan bir ağrı var. Ama şu esas şu anda el kaldırma sebebi şu kısımlarındaki ağrı ve boyun sırtına bağlı ara ara sol tarafta ağrı. Şu anda da hafif var. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Bende de aynı şey vardı fakat bilinçaltını temizledikçe o sırtındaki bu ağrılar, sırtındaki hayatım diğer ağrılar hepsi gidiyor hafifliyorsun. Evet, dur hemen söyleyeyim. Tamam. Şimdi buna iki tür çalışma yapıyoruz biliyorsun. Yani birisi fibromiyajdan kurtarma çalışması, ikincisi de hani bu bel fıtıkları çalışması. İkisini de yapalım bakalım. Önce... Bir şey daha söyleyebilirim arkadaşlara hazır uygulama yapacaklar için. Bir de şu anlamda niye tanırsanız çok sevinirim. Ben 13 yıldır danışman ve terapist olarak çalışıyorum. Kendi kendime de uygulamalar yapıyorum. Yani çok şeyi aştım bu yani bu uzun hikaye. Ama hala yeri geliyor kendimi yapmakta üşenebiliyorum. Evet. Böyle bir işte, o konuda da hani bir ufak... Herzi kendi söküyor. Yani ihmal ettiğimi üşendiğim şeyler oluyor evet. İhmal ettiğimi üşendiğim şeyler oluyor. Bu noktada şöyle bir niyetinizi, güzel niyetlerinizi, güzel enerjilerinizi. Her zaman. Hayır. Gözlerimizi lütfen kapatalım. Kafasından ayaklarına kadar. El parmaklarına kadar. Çalışmayı yapalım. Ve başladık. Yeliz Hanım lütfen 33'e kadar sayın. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Biz bir 9'a kadar kendi içimizden sayalım. Çalışmaya devam ederek 9'a kadar sayalım. Dokuz. Gözlerinizi açalım. Şu anki durumu test etmesini isteyelim. Lütfen test et. Test önce bir şey söyleyeceğim. Bacak derecede şu an elim ter bastı. Onu söylemek istiyorum. Şu an çok feci bir ter bastı.
Bir de şu an bir baskı hissediyorum, onu da ayrıca söylemek istedim. Test edeyim hocam. Sırtım çok da garabat, evet. Ama bu muhtemelen baskılanmış bir şey. Şu anda o sırtım rahat dolu düşünce şurada bir boşluk ve zayıflık hissettim şu anda. Sırtım daha rahat, bu bahsettiğim yer. Boynumdaki ağrı da daha %30 azaldı. Tamam. Onu şöyle yapacağız, bakın. Siz kanalsınız, lütfen kendinize kanal olun. Şu an siz kendinizi bir hayvan olarak hayal edin. Gözünüzün önüne resim gelirse söyleyin. Geldi. Hangi hayvan? Söylemesin. Olur. Bahsetti çünkü ilk defa. Tamam. Bu hayvan beni rahatsetti çünkü şu anda evet hocam. Söyle bir devam edelim. Tamam. Bak bakalım. Onun aurasının içinde, onun bedenin içinde başka hayvan var mı? Var. Biz, bizim genelde sırtımızda, bedenimizde taşıdığımız başka bedenlerin ağırlığı buna sebep olur. Var. Neler var? Yılanlar var. Tamam. Lütfen bu söylemediğin hayvanın kendisini Ankara'ya dönüştür. Ve Ankara'ya dönüşünce de bütün o yılanlar pat 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 patlayıp gitsin. Yani hiçbir yılan kalmasın. Yılanlardan ari, saf bir anka hayal et. Yılanlar da mı anka? İçerideki yılan değil mi? Yılanların hepsi yok olsun. Yani yok olsun. Yılansız bir anka. Tamam. Ne renk bir anka? Beyaz. Nerede? Uçuyor. Ve aç gözlerini. Lütfen şimdi kontrol et. Sırtım %10. Kaldı mı? Kalan. %90 geçti. Boynum ise %50-60 geçti. Tamam. Hala o zaman çalışacağız. Tekrar terbiye devam ediyor. Lütfen gözünü kapat. Şimdi kendini bir hayvan olarak gör. Yine aynı hayvan. Evet. Peki şunu söyleyeyim sana. Artık Ankara çizmişsin az önce. Olsun. Hala şununla barışmamışsın. Atalarından sana aktarılan şifacılığı artık kabul etmek ister misin? Etmek istiyorum ama bir engel var galiba. Yılan demek, atalardan kendilerine şifacılık. Ben direkt yerine... yılan gördüm zaten kendimi. Evet. Sakin. Tamam. Atalardan kişiye şifacılık, ocaklık geleneği geçiyorsa, kişi bunu almak istemiyor, buna direniyorsa, ya da bir kısmına bir kısmına direniyorsa, bir sorun olur. Şimdi, İstersen atalarından gelen şifacılığı tamamen şu an reddedebiliriz. Ya da atalarından sana gelen bu şifacılığı tamamen senin hayatına adapte edip senin sağlığını en iyi hale getirmesini sağlayabiliriz. Bütün insanlara, bütün hayvanlara, bitkilere, dünyaya birinci evrene ve ikinci evrene faydalı hale gelmesini onu kabul etmenle sağlayabiliriz. Şifacılık güzel bir şey. İstersen bunu kabul et. Ediyorum, ter basıyor hocam. Tamam. Ve o bir şahmarana dönüşsün. Şahmarını bilirsin. Evet, zaten öyle gördüm ben. Direkt yılan ve... ağzının içine almış yılan olarak gördüm ben kendimi. Şimdi kuyruğunu ısırsın o yılan. Evet, öyle. Kuyruğunu ısırıp bir simit gibi oldu. Sonra o kuyruğunu ısırdıkça kuyruğunu içine çekiyor, karnına çekiyor. Dolayısıyla çember küçülüyor. Rırt, nokta haline gelsin. Geldi. Ve şimdi artık onun içinden bir anka çıktığını gör lütfen. Şahmaranın kuyruk kısmı erkek, ağız kısmı, boğaz kısmı kadındı.
İkisinin birleşiminden tek bir nokta oluştu ve oradan da bir anka çıktığını gördük. Evet. Nasıl bir anka? Önce beyazdı, sonra mora döndü. Ondan sonra böyle Türkiye'yi kaplayacak kadar büyük, büyük Türkiye'nin üstünde bir anka. Ah, bravo. Ve dünyayı kaplayacak kadar büyüsün. Sonra güneş sisteminizi kaplasın. Sonra da bilinen, görünen fizik evrenini kaplasın. Ve sonra da görünmeyen bu ikinci alemi de kaplasın. Aç gözünü. Şimdi tekrar kapat. Şimdi gör bakalım hangi hayvansın. Ne görüyorsun? Anka mı? Başka bir şey mi? Yılan görüyorum ama şimdi kuyruğun içine almış bir yılan ama içerideki yılanlar azaldı. Tamam. Ve şimdi tekrar açsın kendini, kuyruğunu ısırıyordu ya, dışarı çıkarsın, dışarı çıkarsın, çember genişlesin. Ve şimdi dümdüz bir yılan haline gelsin. Geldi. Senin, onun üzerinde ay var sol tarafta, güneş var sağ tarafta. Evet. Bu yılan aydan mı gönderilmiş? Güneşten mi gönderilmiş? Bir bak. Aydan. Tamam. Ve Ay'a de ki senin bana bu gönderdiğin hediyeyi kabul ediyorum. Tabii bakalım hani güzel bir yürekten kabul ettiğini gör. Tamamen gönüllü şekilde kabul ediyor musun onun aydan geleni? Sanki güneş kızıyor gibi. Peki güneşe de anlat. De ki ben 13 yıldır, 14 yıldır koçluk yapıyorum. Bu çalışmayı yapıyorum. Ve bundan sonra bu çalışmaların çok daha öteye gitmesi için şifacılığına barışman lazım. Lütfen hor görme, küçük görme. Lütfen beni destekle. Ve ayın sana gönderdiği bu yılanı, bu şifacılığı sen kabul ettiğinde güneşin onayladığını, mutlu olduğunu, senin hayatının iyiye gideceğini gördüğü için kabul ettiğini anla. O manzarayı gör. Kendi şifacılığıyla barışmak işte insanın güzellikler getirecek. Onu göreceğiz. Az sonra bütün sıkıntılarından kurtulduğunu göreceğiz. Yılan siyahtı hocam, beyaza döndü. Ne? Güneş şu an şey yaptı, ikna oldu. Çünkü ben yılan ona sevgi gösterdi güneşe. Yani yılan güneşi sevince güneş izin veriyor şu anda. Ve yılan uzunlardan almaya devam ediyor. Ve beyaz bir de rahat bir yılan oldu. Önce siyahtı, biraz tedirgin, korkuluydu ama şu an rahatladı. Beyaz bir yılana döndü. Bembeyaz, nur gibi yani. Bravo. Şimdi sadece nura dönüşsün. Ve o yılanın kendisi, yılan bir ankaya dönüşsün. Zaten başarılı çalışmalar yapıyordun Fiyaz Hanım. Bundan sonra çalışmaların uçacak. Ben tamamen şu an meseleyi anladım. Peki bize anlatsana. Zaten. Evet, ben zaten 13 yıldır terapist olarak çalışıyorum. Hani çok da yani öğrencilerim, danışanlarım çok fazla. Birçok da teknik uyguluyorum ama şunu da söyleyeyim, bilinçaltı diliyle bütün işlerim çok çok kolaylaştı. Yani onu da uygulamak çok isterim hepinize. Odaklı olarak şu anda zaten bunun üzerinde çalışıyorum. Benim buradaki sıkıntımın şu olduğunu anladım. Benim babamla ilgili birçok travmam vardı. Bunları ben travma olarak teker teker çalıştım birçoğuna.
travma olarak yok. Yani babam dediğinde ben artık güzel bir güneş görüyorum. Ama şunu hissettim, o travmaları çözerken kendi uygulamalarda babama ben o sevgiyi verememiş. Yani babama kendi güneş ayıyla temizlediğim çok şey oldu ama benim de biraz desteklemem lazımdı. Şu an çünkü babamı ben sevince, yani sarılınca yılanın rengi değişti bir anda. Bembeyaz mum gibi oldu. Yani enteresan, çok travma çalıştım ama bu noktada şu an farkındalığım ilk defa bu çalışmada oldu. Çok teşekkür ederim hocam şu an gerçekten. Şifa olsun ve bakalım şimdi kendini kontrol et. Şu an sırtım, tekrar söylüyorum, sırtım %90 rahatladı hocam. Sırtım. Bir ayağa kalk. Hatta o %100'e çıkacak ya da çıkmalı. Tamam. Orada bir dur. Ha, öyle. Nasıl? Sırtım %90 rahatladı. Deminkinden daha dik duruyorsun yalnız. Aynen. Evet. Değil mi? Evet, daha dik duruyorsun. Hı. Sırtım %90 rahatladı. Boynum %70 rahatladı. Tamam. Haydi. Şimdi şu yeniden gör lütfen. Ten olayı da azaldı. Tamam. Bir anka, ay ve güneş. Gördüğünüz zaman söyleyeyim. Beyaz bir anka gördüm şu anda. Ay ve dolunay, güneş güzel bir ay. Şey, ay demişim, güneş güzel bir güneş. Şimdi ay bu ankaya bir çanta hediye etsin. Hani kadınların her çantası var ya. Hı hı. Ama bu çanta tamamen nur dağıtan bir çanta. Çanta değil yani bu. Hı. Çanta büyüklüğünde bir nur topu. Hı hı. O nur topunu hangi hastanın üzerine koyarsan şifa yevesiyle olan bir nur topu. Güneş de sana aynı hediyeyi versin. O da bir nur topu. Ayın verdiği kadın enerjide, güneşin verdiği erkek enerjide nur topu, ikisini birleştirdiğinde iki katı çıktı. Ve şimdi bu nur topunu, iki çanta büyüklüğündeki topu koy kafana, beline, boynuna, sırtına, bütün bedenine. Artık hepinizin bir nur topu olsun. Lütfen de gözlerinizi kapatın. Anneniz gökyüzünde ay, babanız gökyüzünde güneş ve siz bir ankasınız. Size her ikisi de birer, sizin el çantanız büyüklüğünde nur topu veriyor. Ay uzatıyor, gün uzatıyor. Göremeyenler sadece niyetlensinler yeterli. Bunların ikisini birleştirin ve bu elinizin içinde hep bir şifa çantası gibi dursun. Şimdi bedeninize koyun bunu, kafanızdan ayaklarınıza kadar bu nur çoğalsın. Ve 9'a kadar sayacağız, gözlerimizi açacağız. Bu hepsi de kalsın nur topu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeterli. Lütfen kendine bir bak. Sırtımda bir ağrı hissetmiyorum şu anda. Maşallah. Boynum ise %15 kaldı. Tamam. O da biraz sonra yok olacak. O nur topunu boynuna koyuyor şimdi. Tamam. Oturduğunda teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dilerseniz